Bal gibi beşli çete dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Niye söyledi? Çünkü bir dava konusu oldu bu beşli çete meselesi Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden ve bir uyarı aldı ara kararda Kemal Kılıçdaroğlu. Ya o kadar ilginç ki. İbretlik bir haber. O da işte ibretlik bir habere ibretlik bir laf edeyim demiş. Bugünkü grup konuşmasında söylüyor bunu. Bal gibi beşli çete. Hani beşli çete diyorlar ya. Bir milyon liralık tazminat davası açmışlar. Beni parayla korkutmaya çalışıyorlar. Bal gibi beşli çete. Davacı vekilinin ihtiyadi tedbir talebinin kabulüne, Türk Medeni Kanunu madde 24 ve 25. maddeleri kapsamında davacı hakkında Beşli Çetenin hamisi ve pazarlamacısı, Beşi Çetenin tahsildarı, tefecilere hizmet eden ifadesini kullanırken bundan sonraki süreçte daha dikkatli davranmaları yönünde ihtiyadi tedbiren uyarılmasına karar verildi. O hakime açık ve ne söylüyorum? Ben Beşli Çete diyeceğim, Bak bakalım sen ne yapacaksın? Hazine garantili projelere imza atan 5 firma için Beşli Çete diyen Kılıçdaroğlu'na Erdoğan, o vergi memuru ben ekonomistim diyerek yanıt verdi. Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ı Beşli Çete'nin tahsildarı olmakla suçladı. Erdoğan 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Mahkemeden CHP liderine jet hızıyla uyarı geldi. Ben hakkı hukuku savunacağım, sen Beşli Çete'den yana tavır alacaksın. Ben sana hakim değil, sen de Beşir Çetenin yandaşısın diyeceğim. Bay Kemal yap işlet, devret ne demektir? İnanın bilmez, anlamaz. Bu öyle her yiğidin karı değil. Bunun için bu alanda mürekkep yalamak lazım. Bunların hiçbirisi bildiğimiz ihale değil. Soygun düzeni ya. Adamı çağırıp ihale veriyorsun. Dolar garanti veriyorsun. Hazine garanti veriyorsun. Enflasyon garantisi veriyorsun. Bir de mahkeme garanti veriyorsun. Yapan kim? Erdoğan. Belgeleri imzalayan kim? Erdoğan. Garanti ödemeli projeler polemiği mahkemeye de taşındı ama CHP lideri sözlerinden geri adım atmadı. Şimdi hakimlerini de devreye koyuyorsun. Savcılarını devreye koyuyorsun. Kılıçdaroğlu'nun sesini nasıl keseriz diye mahkeme mahkeme dolaşıyorsun. Yiysen, erkeksen, güçlüysen çık karşıma kardeşim. Hesapsa hesaplaşalım. Bay Kemal, bak bunları milli bütçeden yapmadık. Kendileri tedarikçi aynı zamanda yatırımı yaptılar. Belli bir süre bunu işletiyorlar. Beşli çeteye gelince bütün kapıları açıyorsun. Hırsız içerden olursa kapı kilit tutmaz. Hırsız içeride kapıdakili tutmuyor. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın mahkemenin Kılıçdaroğlu hakkında yaptığı ihtiyati tedbirli uyarıyı yazılı açıklamayla duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise kararın hukuki değil siyasi olduğu iddiasıyla mahkeme hakimi hakkında şikayette bulunacaklarını bildirdi. Kılıçdaroğlu beni mahkeme ile korkutamazsınız diyerek Erdoğan'a res çekti. Ben bunlara beşli çete dediğim için de beyefendi üzülmüş, incinmiş. Evet sen beşli çeteye hizmet ediyorsun. Bir daha harç dava. Bir daha dava açmasan namertsin. O beş garanti de ilginç. Sayılan beş garanti. Demek ki garanti beşli. Ya da beşli garanti. İzleyicilerimizden beşi bir yerde diyenler vardı. Öyle analım diye söyleyenler. E, bu önemli bir bir konu haline dönüşmüştü biliyorsunuz. Fakat bu ihtiyati tedbir kararı mahkemenin kararı. Enteresan i̇lginç, ilginç hakikaten. Yani itibarla ilgili olarak ya daha önce dedim ki burada peki bu ülkenin itibarı bu ülkenin seçmenin insanın itibarı ne olacak? Çünkü bakın bütün bu ihracattı şuydu buydu bütün bu rakamları açıklıyor bakanlar. Bu türden ihalelerde böyle çok ciddi neredeyse iç kapitülasyon diyebileceğimiz bir takım ayrıcalıklar tanınıyor. Yüksek fiyatlardan bütün bunlar her şeyin fiyatını da yukarı çekiyor enflasyonun sebepleri arasında bir yandan da. İyi ama Türkiye'nin dünya ticaretinde aldığı pay değişiyor mu? Dünya ekonomisinde aldığı pay değişiyor mu? Hayır o hiç değişmiyor. %8 ile %1.2 arasında bir yerlerde dönüp duruyor. 1980'ler 90'lardan bugüne bir arpa boyu yol gidememişiz. Hala biz %08, 85 ya da %8 işte neyse öyle bir noktadayız. Demek ki bütün bunlar oluyor ama bir şey değişmemiş. Efendim şimdi bir